benzin deposunu unutmuşlar. Didim'den onu bekliyoruz gelmesini. Didim'den mi? Evet. Nasıl yani? Ne gel adamı? Gördün ya. Aydın adamısı bu. Soğudun değil mi tekrar? Vallahi soğudum. Cidden. 1000 numarayı 5 yıl canı S yazmış. Motoru ait olduğu yere sonunda takabildik arkadaşlar. Onun liman kayıt işleri var. İlginizi çekenler varsa hani bu işler nasıl oluyor diye siz de o aşamaları da paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar tapumuzu aldık. Evet. Aydın'dan merhaba arkadaşlar. Evet, Aydın'dan size merhaba. Bir sürpriz daha. Sabah çıktı saat 8.30'da yola. Şimdi Aydın'dayız arkadaşlar. Diyeceksiniz şimdi Aydın'da ne işiniz var? Evet, Aydın'da ne işimiz var? Yeni teknemize motor almaya geldik arkadaşlar. Evet, bir tane tekne aldık. Aydın'da bir motor aldık. Güzelmiş. Beğendin mi? Önce usta ne yapmalı? Önce sasa numarasını kontrol etmeli. Bismillah. Geçti mi? Buradan geçti. Bu hiç kullanılmadı değil mi? Biz bunu mod için aldılar ama moddan da vazgeçtiler sonra. Bu da elde kaldı bu iş. Bu tarafında çizik müzik yok değil mi kardeşim? Vallahi istediğin gibi kontrol edebilirim. Buna bir araba lazım ama böyle kontrol değil de. Şöyle yok mu el arabanız malzeme taşıdığınız? Tekerlekli ya böyle şey yok mu? Şimdi bir saat birilerini bekliyoruz. Teknemize motor alacağız. Aldık hatta geldik yani artık alacağız. Ama benzin deposunu unutmuşlar. Didim'den onu bekliyoruz gelmesini. Didim'den mi? Evet. Nasıl yani? Verdiler otobüse geliyor otobüs yolda. Otobüs mü? Ya. Hem karnımızı doyuralım evet. Güzel güzel hem orada oturalım. Şimdi on daha yani otobüse daha vermişler 2 saat falan varmış gelmesine. Dedik gidelim yemek yiyelim. Açlıktan öleceğiz çünkü. Vallahi ne pide bulabildik ne yuvarlama bulabildik. Olsun ya. Çok güzel tereyağlı mercimek çorbası bulduk. Evet. Hadi afiyet olsun Feyzi. Güzel kokuyor gerçekten. Et suyunu. Vallahi güzel. Tabii de güzel. Ben beğendim. Önce gözümüz doysun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İçecek alabilir miyiz? Evet. Şardan var mı? Aydın'a gel Adana'ya. Buldum ya. Aydın Adana'sı bu. Aydın havası, kısa kes Aydın havası olsun. Ne var ya işte, o bundan oluyor. Ama burada. Belki adamı da bilir, niye mi diyorsun, ne biliyorsun? Gel, gel. Burada kasmar geldi. Güzelmiş. Çok güzelmiş ama çok aşırı beğendim. Mükemmelmiş, kasmar. Yani 15-20 dakikalık işimiz böyle 2-3 saat çıktı ama neyse önemli değil. Biz de oturuyoruz. Katmer arkaymış. Bir tane yedik ama kavga çıktı. En son için aramızda. En son dilimi sen yedin ben yedim. Dedik bir tane daha söyleyelim harikaydı. Heh, kova da mı yedin? Evet saatler sonra. Saatler sonra artık. Kavuştu mu sevgilinle? Evet. Bu Suzuki de bizim ailemize girdi. Efsane ailesinin yeni üyesi. Suyu ne yapacaksın? Motorun altına koyacağız. Neden? Ha çalışıyorum diye bakıyorum. Evet. Çalışıyorum diye bakacağız. Malı aldık ama daha çalıştırmadık. Zaten hiç çalışmamış. Sıfır. Yukarı kaldıracağız. Yani sen de şu kovayı altına sokacaksın. Tamam. Yukarı geliyor mu? Tamam. Sok kovayı altına. Şu daha getireyim ben. Evet. Ben bir kova daha getireyim. Çalıştıracak mısın? He? Çalıştıracak evet, mı? Çalıştıracağız. Çalıştıralım, test edelim. Çalışsın, alıp gidelim. İnşallah. Biz alıştık ya. İyiydik burada. Arkada değil. Manzara falan da var. Vallahi güzel kova kısa geliyor ya da yapmaktan yapışkosu falan. Aynen.
Hadi hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Bize de geçmiş olsun Fevzi. Dikileden çıkar motorlarını da verelim nasıl. Hadi artık sen bin gel kendin. Sırtına da bağlayalım. Hayır bunu motor da taktın. Evet şimdi yolculuğumuzun sonunda motoru ait olduğu yere sonunda takabildik arkadaşlar. Bütün macera bunun içindi. Kalkıp Aydın'a kadar bir yolculuk yaptık. Ve en sonunda da yerleştirdik. Şimdi size biraz yeni teknemizi gösterelim. Bugün onun liman kayıt işleri var. İlginizi çekenler varsa hani bu işler nasıl oluyor diye sizle o aşamaları da paylaşmak istiyoruz. Allah. Ne arıyorsun? Yazıyor. Orada işte. Teknenin isimlerini yapıştırdık ve plaka numaralarını yapıştırıyoruz. Şimdi sıfır tekne yaptırırsanız 2 yaşının altında motor zaten takamıyorsunuz ya da sıfır takıyorsunuz. Onun haricinde de teknenin liman kayıt işlemlerinde tekneye önce isim alıyorsunuz. Sonra bu isim isimler evet. Sonra liman evraklarınızı götürüyorsunuz hepsinin C belgeleriyle beraber. Orada kayıt işlemi dosya açıyorlar. Sonra da size bir plaka numarası veriyorlar. Bu plaka numarasını teknenizin işte arkasına ve iki yanına yapıştırıyorsunuz. Sonra da bunun fotoğraflarını çekiyorsunuz. Ondan sonra da götürüp limana fotoğrafları veriyorsunuz. Dosyanız tamamlanıyor. Sonra size limanınızdan bağlama kütüğü veriliyor. Yani teknenizin ruhsatı veriliyor. Ondan sonra da denize çıkabilecek hale geliyorsunuz. Ama hazır liman kayıtlı teknelerde buna gerek yok. Sadece limanda bir imzayla bütün işiniz bitiyor. Şimdi anladım. Bu da şu anda liman kayıtlı oldu. Artık satılmaya ya da binilmeye hazır. Beğendin mi? Gel. Çok beğendim. Buraya gel. Beğendin mi? Beğendin mi? Güzel mi? O Hot Wheels oyuncağın parçası nasıl ne şu an? Şunu şey yaparım diye almıştım ama gerek kalmadı. Evet. Böyle ben size çekeyim. İçi böyle şu anda. Şuraya remote kontrol gelecek mi? Direksiyon evet, gelecek. Remote kontrol direksiyon takımı takacağız ona. Hı-hı. Onun kabini o. Hazır şu anda. Şu orta alanı görüyorsunuz orta aynı alan, zamanda. Aynı zamanda hem oturma alanı hem de bu kapağı var. Kapak kapandığı zaman da otomatikman güneşlenme alanına dönüşüyor. Üstünde tentesi var. Şu şekilde. Tente açılıyor. Buraya kadar komple gölgelik sağlıyor. Aynı zamanda da ekstra istenirse bu ortaya bir masa ayağı var. Konuyor. Ve burası masaya dönüşüyor. Yukarı kalkıyor. Masa oluyor. Aşağı iniyor. Kapanıyor. O şekilde oluyor. Arkada oturma grubu var. İçeride livarları var. Dolapları var. Aydınlatmaları var. Bayrak direği, dış aydınlatmalar, iç aydınlatmaları var. Bakalım ellerine. Ne bunlar? Sen tamirci mi oğlum? Hah, yardım et babana, yardım et. Tamam. Ayar yapacağız daha oğlum sana, ayar. Ayar yapacağız daha motorumuza, ayar. Elini sürme, oralar hep yağlı, gel. Gel, elini batırdın, gel. Hadi eve. Koş eve git. Hadi eve git koş. Efendim? Dada. Baba mı? Dada. Hadi eve git koş. Ne? Hadi eve gidelim gel. Eve gidelim gel. Ha, babayla gidersin. Sen git sen. Ben kalayım sen git. Baba, kalayım, baba sen kalıyormuş. Git. Hadi git anne götürsün seni. Eve götürsün seni. Gel ben de gel hadi. Hadi eve git anneyle. Hadi git. Gideceksin mi? Yok gelmeyecek. Gideceksin mi? Hadi eve git ama eve. Hadi eve. Hadi eve motoru git, mu eve. İstiyorsun? Tekneyi de bıraktın motor istiyorsun yani. Baban kılıklı. Motorcu. Baban kılıklı. Motorcu musun sen? Ha, gel. Tamam. Hı. Ne yapalım? Ne yapalım? Küçük Serdar yetişiyor. Aynen öyle. Ne yapalım? Çimlerde mi geziyor? At kendini çimlere. At. At kendini. Güvenemediği için seni de istiyor. Hadi gel gezelim. Gel. Hadi, gel. Gel. Çimlerde gez. Gel. Gel gezelim çimlere.
çiçekler koparılmaz. Çiçekler cici. Tamam mı? Evet cici. Çiçekler koparılmaz. Onlar orada güzel. Tamam mı? Evet cici bunlar. Hadi yap bakalım cici yap. Çiçeğe cici yap. Hayır koparma. Koparma. Hayır. Hayır. Ver bana. Hayır. Çiçek cici. Koparılmaz. Bu yok. Tamam mı? Cici çiçek. Cici çiçek. Evet. Evet. Yap bakalım cici çiçek. Koparma. Bak gel. Cici. Cici. Yap bakayım. Cici. Cici yap. Aferin. Tamam koparma. Hayır hayır. 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 Koparma yok. Tamam mı? Şimdi fotoğraflayacağız. Gidip çıkaracağız bunları. Evet. Bu şey önemli. Hayatım tam yandan. Tam yandan. Komple tekne görünecek. Tamam. Ama o zaman yazı alamıyorum. Tamam o zaman şöyle bak şöyle uçtan uçtan. Tamam canım tamamen tekne gözükecek. Ha teknenin aslında. Tamamı gözükecek. Tamam anladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bizden fotoğraf çıkarmamızı istediler. İşte orada çektik böyle teknenin fotoğraflarını. Bu şekilde baskı aldık. Yalnız bize şu biraz saçma geldi. Pahalı geldi. Aşırı pahalı geldi. Yani normal fotoğrafı 3 liraya çıkarıyor. Teknenin fotoğrafını görünce 7 lira dedi tanesine. Evet 52,5 lira tuttu. İşte 50 lira verdik. Şimdi gidiyoruz. Diğer prosedürleri halledeceğiz. Yani birazcık böyle şatafatlı ilk tekne yaptıracaksınız. Birazcık şatafatlı bir işlemleri var. Evet şatafatlı derken tabii bizimki biraz daha da dertli oldu. Biz motor aldık. Satışını aldık. Geldik buraya. Oradaki Aydın'daki noter bir numarayı 5 yılcağına S yazmış. Geldik buraya. Liman başkanlığı dedi ki bu yanlış. Tamam ne yapacağız? Dediler ki noterden düzeltme yapacaksınız. Peki noteri aradık. Şeydeki Aydın'daki noteri. Dedi ki buraya geleceksiniz. Ya dedik arkadaşım yani bir harfi yanlış yazmışsınız. Bunu dedim bir şekilde düzeltmesini yapın. Noter kanalından, devlet kanalından gönderin. Yok, hayır yapamayız. Buraya geleceksiniz ve oraya gittik arkadaşlar. Bize gene bir dünya paraya mal oldu. Sabahın köründe kalktık. Toplam 1600 kilometre yolu gittik. Aynen öyle. Ondan sonra da yani 4 kere gittik geldik. Onu söylüyor 1600 kilometre. Evet, sabahın ilk saatlerinden hepinize günaydın arkadaşlar. Saat 6.33. Biz 1,5 saattir yoldayız. Evet, aynen. Bütün faturalarımızı, işte satış evraklarımızı onun dosyası hazırlandı. Şimdi fotoğrafları vereceğiz. Sonra da işlemimiz bitecek. Normal fotoğraf mı olmak zorunda? Yani fotokopi çekip veremiyoruz. Yok. Dosyanızda fotokopisi olabiliyor, ölebiliyor, yıpranabiliyor. Ha. Ama fotoğraflar daha tabii muhafaza etmek adına daha kolay. Dijital ortamda olsa daha iyi değil mi abla? Yerde kalsa. Yani hani bizim için de o daha güzel olur ama söz uçar yazı kalır, evet. Kalır misali oldu biraz. Şeyi çektik mi? Motoru da çektik, şaseyi de çektik. Çektik, sağ sol şase. Şase numarası. Motor sağ sol gerekiyor muydu? Sadece şase yeterli oluyor mu? Yok, motoru da görmek adına aynı nasıl bir motor takılı onu görmemiz lazım. Bir lira aldılar fotoğraflardan da biraz fazla yağdı. Ya normal fotoğraf 3 lira dedi, girdik. Tekne fotoğraflarını görünce 7 lira dedi. Neden? Rant, bilmiyorum. Allah Allah yani. Çok ilginç ilk defa sizden ya, duydum. Fotoğraf kaç para kardeşim? 3 lira dedi. Evet. 3 lira dedi. Tekne fotoğraflarını görünce 7 lira dedi tanesine. Çok ayıp ya. Ne diyebiliriz? Tamam. Çok ilginç. Tamam mı abla? Güzel. Sen de bu tekneden yana bir uğursuzluk var. Teknenin başından beri bir uğursuzluk var yani. Kıracağız o uğursuzluğu. Kurtulacağız yani. Soğudun değil mi tekneden? Vallahi soğudum. Cidden soğudum yani. Var ya hiç gözümde değil yani. Çünkü bütün hevesim gitti. Çöp oldu yani. O kadar çok uğraştım ki yani. Şimdi biz buraya baştan söylemek gerekirse hangi evraklarla geldin? Ben buraya motorun faturası, C belgesi, satış evrağı, teknenin faturası, C belgeleri, izinleri, yapım ruhsatları hepsiyle geldim. Bıraktım. Dosyayı bıraktım. Yani dosya olarak dosya yaptılar. Serdar Bey. Efendim. Şimdi sizden belgenizi teslim almanızı isteyeceğim. Aferin. Yetiştirdik. Aferin. Belgenin aslına elden teslim aldım. Hadi hayırlı olsun. Tapuyu aldım. Evet. Bir bakalım tapuyu. Biraz teşekkür ederiz.
şey olacaktı, hani yarına pazartesiye kalma ihtimali vardı da. Evet. Acileyince biraz araya sıkıştırmış olduk ama şansımız da çok yoğun değil. İsim, soy isim, tarihimiz ha. Teşekkür ederim. Serdar Bey'in konu PVC kaplattı. Tamam, şimdi kaplatalım. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, onu anlatayım size. 2026 yılına kadar vizeli olarak aldınız. Tamam. Hani arkası herhangi bir ibare düşünmeyeceği için. 2026... 5 yıl sonra şu ruhsatı yenileyeceksin. Tamam. 2026'dan sonra bunu yenilemem gerekiyor. Evet. Tamam. Şey gibi düşün, hani kullanım süresi doluyor. Tamam, bunu yenilerken gene böyle evrak mevrak yapmayacağız değil yok, mi? Yok, onu getireceksiniz. Anam aldım ben. Onu kaybetmeyin. Tamam, tamam. Sırf şu ibra yaptığımı 1600 kilometre yol yaptım ben şimdi. Vallahi billahi. Maalesef. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, tapumuzu aldık. Evet, evra, teknenin evrağı çıktı. Artık bakın yüzüm gülüyor. Evet ya. Kendine geldi. Evet.